ekonomist, gazeteci, yazar ve bir programcısı Sayın Cüneyt Akman, canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız buraya kadar Güzel. geldiniz. Dün cari açıkla başlayalım dilerseniz. Zira olur, cari açık olur. rakamları açıklandı. <laughs> e, önce bir rakamları ben kısaca hatırlatayım. E, Temmuz'da önceki yılın aynı ayına göre 3.7 milyar dolar artışla 4.1 milyar dolara yükseldi. E, Merkez Bankası yılın ilk 7 ayında cari açığın 36.6 milyar dolar olduğunu açıkladı. Buraya kadar rakamlar dün zaten bunlar açıklandı. Şimdi 7 aylık Kaynağa belirsiz bir para girişi var 24.36 milyar dolar. Bunun üçte ikisi de net hata noksan kaleminden karşılanıyor. Şimdi bunun ne anlama geldiğini soracağız. Yani net hata noksan nereden geldiği belli olmayan kaynağı belirsiz bir paradan bahsediyoruz. Doğru. Önce çok kısaca izleyicilerimiz için kısaca açıklayarak başlar mısınız? Net hata noksan nedir? Net hata noksan sizin de söylediğiniz gibi Hı -hı. E, muhasebede Hı -hı. E, her birinin bir... E, şeyi vardır yani işte şu şuradan her paranın bir kaynağı vardır her paranın nereden nereye girdiği dış ticaret açığı rakamlarında da dış ödemeler dengesi bilançosunda da durum böyledir ama bir de hani nereden geldiği belli olmayan bir rakam var bu her muhasebe şeyinde olabilir. Yani nedir? Yüzde biri kadar olur toplam rakamların. Yüzde ikisi kadar olur. Bazı çok özel durumlarda biraz daha yüksek olabilir. Bunlar zaman içinde sıfırda erişir. Yani bir ay işte ölçemediğiniz, hatalı Hı -hı. ölçtüğünüz kısmı ya da o sırada kaynağı belli olmamış ama gelecek ay belli olmuş olur. Hı -hı. O zaman e, düzelir bir dahaki ayda. Sonunda sıfır civarında dolaşır Hı -hı. bunlar. Normali budur. Hı -hı. E, yani muhasebenin klasik bir şeyi bu. Bu. E, Uygulaması, ya daha doğrusu her ölçmenin klasik bir uygulaması. Neyi ölçseniz belli bir hata olur. Onu da hata kaleminde koyarsınız. Fakat tabii bu hata kalemi bilançonun kendisinden büyük, büyük kendisi. <laughs> Öyle evet. bir şey görülmüş şey değil böyle yani. bir şey daha önce gördük mü? Şimdi e, bu e, dünyada zaman zaman <laughs> olabiliyor. E, ama Bıraksın. böyle olmuyor. Evet. <laughs> yani e, devamlı surette olmuyor. <laughs> Dediğim gibi sıfıra yakınsıyor bir müddet sonra. Ama e, Türkiye'de böyle olmuyor. İkincisi, e, AKP döneminde bu çok özel bir hal almaya başladı. Bu özel zamanında falan da ilk kez böyle ciddi çıkmıştı. Ama bugünküne nazaran e, çok ufak rakamlardı net hata 90'lar. Şimdi bu e, net hata 90'ların bir de şeyi var. E, birincisi bunlar tabii net hata 90 falan değil yani aslında. Yani bir demin söylediğim tarife evet. girmiyor bunlar. Bunlar e, valla herhalde… Alışılmamış kaynaklar diye ben bunları ifade ediyorum. Mesela Reza Zarrab olayı biraz alışılmamış bir kaynaktı değil mi? Ya da Türkiye'nin bazı gayri e, nizami kaynakları diyelim. E, bunun içine her türden kara para, uyuşturucu vesaire falan da girer. E, o paralar da girer. Ne yazık ki Türkiye'de büyük miktarlar bunlar. E, bir de yurt dışından gelip e, normal kanalları tercih etmeyen e, yurt dışındaki bir takım paralar yani bunlar vergi barışıyla bir kısmı geliyor ama bir kısmı daha başka şekilde geliyor şimdi bunların bir kısmının Aslında borsaya girdiğini görüyoruz şu anda bu <laughs> evet de aslında konuştuk ee, konumuzla bir birlikte. Bunlar yabancı yatırımcı mı, yabancı kılığındaki yatırımcılar mı? Hiçbirini net olarak bunu, bunu bilmiyoruz. Bunu hesabın içine katmak mümkün Tabii. efendim. Sadece geçmiş olaylardan ve teker teker e, gördüğümüz bazı şeylerden Hı. örneklem usulüyle çıkarabiliriz. Bunların bayağı bir kısmı yurt dışındaki Türklerin e, getirdiği para, belki iktidara yakın birilerinin getirdiği para. E, şimdi imdat parası olarak e, buraya giriyor. Bakın e, şeyi söyleyeyim size. Özcan Kadıoğlu, İyi Parti'nin e, ekonomi e, ekibinden bir e, şeydir, e, iktisatçıdır, fizikçidir daha e, aslında. E, AKP dönemindeki net hata noksanların toplamını e, söylemiş 79 milyar doların üzerinde. Hı hı. E, son bir ayda 5,5 milyar dolar girmiş. Ocak-Temmuz arasında… 24.3 milyar dolar girmiş. Yani çok büyük bir bölümüne tekabül ediyor bu. Ama bir e, kısmı, bir ayrıntı daha var. Seçim dönemleri. Hı, evet. Yani 2011, 2015, 2018, 2022'de girmiş olan net hata noksanlar. Hı, hı Ne kadar biliyor musunuz? 68 milyar doların üzerinde. Yani toplam net hata noksanın %86'sı bu dört seçim döneminde girmiş seçim döneminin. Yine bir seçim dönemine doğru adım adım yaklaşıyoruz. E, tabii işte bu da onun için. Evet. Yani e, seçim döneminde e, ekonomide suni bir refah e, hı hı. görünümü oluşturmak için e, yarı siyasi bir operasyon olarak yapılan bir iş. Yani e, gözüken o. Evet. Tabii karşılığında da burada işte borsada bazı manipülasyonlar, döviz üzerinden bazı manipülasyonlarla çift taraflı kazanç elde ediliyor. Bir taraftan dışarıdan o para belirli bir şekilde buraya sokuluyor. Onlara muazzam miktarda döviz üzerinden kazanç Kazan sağlanıyor. sağlanıyor. Sonra hemen bu para tekrar çıkıyor. Ya yani büyük kısmı. E şimdi bu e, sırada da ama seçimler öncesinde de deniliyor ki aa ne güzel bakın ekonomi e, düzeliyor falan öyle bir suni görüntü e, vermek için yapılan bir iş. Tabii bunun devamı da olacaktır. İşte belki birazdan konuşuruz, kur garantili kredi garanti fonu, özür dilerim, o getirilecek tekrar muhtemelen, sosyal konut, işte daha başka şeyler getirilecek. Bütçede, orta vadeli programda 460 milyar TL bütçe açığı gözüküyor. Şimdiki olan fazlayı da zaten bu zaman için biraz biriktirildi. Koyacak olursak sene sonuna kadar 490 milyar lira, e, piyasaya veya halka bir şekilde bir dağıtılacak. Evet, evet. E, veya kendi zenginlerin artık nasıl dağıtacaklar onlara kalıyor. E, bir de yani tabii bunun dışında kitler üzerinden evet. bazı e, şeyler yapılacak. Yani velhasıl e, Mayıs ayına kadar benim gördüğüm e, çok ciddi bir aman ne güzel e, bütün paraları dağıtalım. E, işte biz de biz kuvvetli bir ekonomiyiz şudur budur. Görüntüsü vermek. Bu şu anlama geliyor. Ee, sonrasında seçimden sonra Türkiye tarihinin en büyük krizine hazırlanıyor ve o kriz şu bu yapılanlarla zaten şey yapılıyor, ee, organize ediliyor. Yani yavaş yavaş yaşlara e, dönüşen işte, bu bu yapılanların hepsi Türkiye tarihinin 2001 krizinden çok daha şiddetli bir krize sokulması Hı. için yapılıyor. Ama e, bütün mesele o krizi ötelemek e, ve işte ee, ve şiddetlendirmek, şiddetlendirmek pahasına ötelemek daha doğrusunu öyle söyleyeyim. Ee, ve işte seçimi kazanmak için evet. bir şey, e, suni refah ortamı yaratmak. E, seçim ekonomisi ile tabii, tabii, Ama bu seçim ekonomisi Türkiye'de her zaman yapılır da bu çapta yapıldığını Türkiye ilk defa görecek, onu evet. söyleyeyim. Peki bir de dışarıdan bakalım Türkiye'ye. CDS primleri de artıyor değil mi son yıllarda? Bir son haftalarda bir düşüş olsa da yeniden yükseldiğini gördük. Şimdi geçtiğimiz yıllarda hiç bu kadar böyle bir net hata noksan olmamıştı siz de ifade ettiniz. seçime doğru bir yana da seçime gidiyoruz. Önümüzdeki dönemde yaşanacakları göz önüne aldığımızda dışarıdan bakıldığında Türkiye'ye ilişkin bir risk algısı söz konusu olabilir mi ne dersiniz? Türkiye'ye ilişkin risk algısı zaten çok hı hı. yüksek. Yani işte bu Şimdi onu da bir parça düzeltmeye çalışıyorlar ama hani e, düzelmiş haliyle CDS e, 600-700 arasında e, çok yüksek CDS yani Türkiye'nin iflas riskini ölçen e, uluslararası piyasalarda işlem gören bir e, e, menkul kıymet, bir varlık diyelim. E, şimdi o bile zaten çok şiddetli bir risk gösteriyor. Onun dışında yabancı raporları falan okuyoruz yani Türkiye'de kimsenin bir beklentisi yok e, bu söylediğim şeyleri herkes de bekliyor. Arka arkaya not indirimleri de bunu gösteriyor. Yani bu, bu, yapılanların sonucu şeyler açısından çok açık. Yani hem yurt içindekiler hem yurt dışındakiler hem efendim çeşitli uluslararası finans kuruluşları ya da Türkiye'deki yerli analistler. Bu maalesef analistler artık bazı şeyleri yazamıyorlar. Biliyorsunuz geçmişte buna benzer bayağı özel bankaların analistleri evet. yazdıklarından dolayı e, işlerini kaybetmek zorunda kaldı hükümet baskısıyla. O yüzden bazı şeyler ancak neredeyse şifreli yazılıyor, öyle diyeyim yani böyle e, anlayana yazılıyor. E, her şey her şey gayet açık ortada yani ama ekonomiyle çok e, ilgisi olmayan sıradan vatandaşların e, geçici olarak aldanması e, üzerine bir kumar oynuyor hükümet e, ve evet. bu kumar e, için yani şu anki bir e, seçmen kazancı için ülkenin Belki de e, gelmiş geçmiş en büyük krizi nedeniyle gelecek 20 senesini kaybetmesini masaya koydu e, durumuta Peki bu arada ekranlara yansıyan bir son dakika gelişmesi var. Onun da altını çizelim. E, açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi efendim. Öğretmenlere çok ağladınız demişti hatırlayacaksınız. Milliyetin Bakanı ve Milliyetin Bakanı özel seslendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, öğretmenlere çok ağladınız dediği konusunda açıklama bekliyorum dedi. Bakalım e, bu haberin devamında e, önümüzdeki günlerde nasıl açıklamalar gelecek göreceğiz. Dün okulların başlamasıyla birlikte zira öğretmenlerin yaşadığı sıkıntıları da biz e, Tele1 ekranlarına taşımaya çalışmıştık. Ben yeniden konuğuma Sayın Akman'a dönmek istiyorum. Sayın Akma, sizin hep altını çizdiğiniz bir konu var aslında. Siz diyorsunuz ki iç kredilerle büyürseniz e, dış ticarette açığı patlatırsınız. Tabii. Bir yandan da işte seçime doğru bu e, kredilerinde kredi musluklarının da açılacağını düşündüğümüzde e, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında seçim sonrası zor bir döneme doğru adım adım ilerliyoruz. Ben bunu birkaç aydır söylüyorum. Hı -hı. İşte cari açık e, kendisini gösterdi bu kredi e, Hı -hı. Yani bu senenin başından itibaren, geçen senenin sonundan ve bu senenin başından itibaren iç kredilerle, artık dış kredi bulamıyorlar çünkü, iç kredilerle ekonomiyi büyütmeye çalıştılar. Onun sonucu iki tane sonucu oldu. Bir, enflasyon. Bunu da yazdık. Çok ciddi bir enflasyon olacak diye. Oldu. Cari açık, dış ticaret açığı. Söylediklerinin tam tersine, biliyorsunuz bu yeni ekonomi modelin niye yapılmıştı? Yani… Niye yaptıklarını söylemişlerdi. Tamam, her şey kötü olabilir ama dış ticaret açığımız düzelecek ve bundan sonra cari açık fazlası vereceğiz demişlerdi. Çin değil mi? Tam başlamış. tersi oldu. E, tam değil tersi mi? oldu. Evet, öyle bir başlık attık bizde biraz önce ne dedilerse tersi oldu dedik. Ha. Önce bir Çin modeliyle başladık, daha sonra yeni Türkiye e, modeli. E, ama bu modelinde işte cari fazla vermesi beklenirken cari açığı patlattığını görüyoruz. E, Son olarak şunu soracağım bu konu başlığı altında. Şimdi biz ithalatı dolar ve euro ile yapıyoruz. Bu noktada ithalatla ihracat arasındaki farkı nasıl değerlendirirsiniz? Ya da buradan bakınca bu rakamları nasıl okumak lazım? Valla orta vadede yazmışlar zaten. Hı -hı. Bu sene 100 milyar dolar dış ticaret açıyor. Gelecek sene de 80 milyar dolar vereceğiz demişler. Yani <laughs> ne, ne söylediklerse kendi verdikleri rakamlarda bunun olmayacağını yazıyorlar zaten. Hani belki işte vatandaş o orta vadeli programı açar okur mu canım falan diye şey yapıyorlardır ama korkunç bir dış ticaret açığı şey yapıyorlar, gösteriyorlar. Hani cari açığı da nispeten düşük göstermeye çalışmışlar ama o da çok yüksek tabii. Gösterdikleri kadarıyla bile çok yüksek. Ama hani şey diye, inanılmaz bir turizm geliri elde edeceğiz, böylece onu kapatacağız falan diye. Onun olması mümkün değil. Yani turizm kötü gitmiyor ama buna rağmen mümkün değil cari açıkta söylediklerinden fazla çıkacak. Yani ben bu senenin başlarında cari açık 40 milyar doları e, bulacak ve geçecek muhtemelen dediğimde aa olur mu o kadar ama e, kötümser konuşuyorsunuz dediler. Şu anda 7 yıl 7 ayda 36.7 yani 40'ı geçeceği de kesin. Kendi rakamları da zaten geçeceğini söylüyor. Şimdi dolayısıyla şey bu. E, e, yani bunu e, işte Sayın Erdoğan da zaten söylüyor. Bazı dost ülkelerden borç aldık falan diyor. Onların da nereden nasıl alındıkları belli değil. Bidek ortada Rusya belli. Hı hı. İşte Netata 90'ların bir kısmı eğer öyleyse bu zaten suç böyle. Yani bir kaynağı bilinen bir şeyi bilinmiyormuş gibi göstermek söz konusu işte eğer burada. O da bir suç. Yani ona da ayrıca bakmak bir lazım. Bir de alınan borçlarla övünülmesini de gördük evet, değil mi? Tabii biz yani zaman. ne şekilde alındı, e, ne ne yapılıyor, alındı mı gerçekten, e, hangi şartlar, hangi faizler ödendi karşılığında ne, hiçbir şey bilinmiyor. Yani bunlar… E, artık böyle tek adam yönetiminin keyfi yaptığı işler. Bu geçmişte Abdülhamit döneminde yapıldı böyle şeyler. Sonu düğünü ile bitti. Yani bunun da sonunun neyle biteceği gayet açık. Ee, ümit edelim ki e, hükümet bu yanlıştan dönsün bir an evvel veya vatandaşlar doğru kararı vererek onu bu yanlıştan dönme doğrultusunda demokratik yöntemlerle sandıkta teşvik etsin diyelim ya evet. da yeni hükümet bu adımlardan dönme yapsın. konusunda tabii siz öyle söyleyince benim aklıma şöyle de bir soru geldi. Bir yandan da şimdi bizi sadece bu kadar değil önümüzdeki dönemde ayın 20 2021'inde FED toplantısı onun hemen akabinde de Merkez Bankası'nın toplantısı tabii. bekliyor değil mi? Şimdi ekonomistler faiz indirimlerine yeniden başlandığı için bu yönde yeni bir adım atılabileceği yönünde yorumlar da bulunuyor. Siz ne dersiniz bu yorumlara? Şimdi bunun sonucu Belli. yani Yoksa şu yanlıştan dönüp tekrar eski 20 21inde dönmeyi... galiba şey e, e, FED. Fed toplantısı hı hı. 5 Ekim'de de yine yanılmıyorsam Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı olacaktı. Bunların her ikisinde de yüksek faiz artışları bekleniyor. Hı hı. Bilançolarını da küçültecekler. Şu zamana kadar bilanço küçültmelerinde yeterli adımlar atılmadı. Yani faiz... bilanço küçültmeyi de biraz açabilirsiniz tabii. izleyicilerimiz için tabii, piyasadan tabii. paranın çekilmesi değil mi? E şimdi, Paranın e, ana vatanına dönmesi belki de. E, toplam Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası veya diğer merkez bankaları bu e, miktar genişlemesi <laughs> denilen yöntemlerle bilançodaki aktiflerini <laughs> e, piyasaya büyük miktarda borçlar vererek tabii o dünyaya da dağıldı <laughs> o para. İşte o dolar bolluğu öyle. E, o e, Türkiye'ye e, ve başka ülkelere zamanında gelmiş milyarlarca dolar. işte AKP'yi de biraz böyle seçim başarılarına falan getiren o dışarıdan gelen paralar bu sayede olmuştu. <laughs> Yani şu bunun miktarını söyleyeyim size. 2008'de Fed'in 900 milyar dolardan azdı toplam bilanço büyüklüğü. Fed'in bilançosu, Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu. Üstünden çok zaman geçmedi. Bir sene falan 4 milyar dolara falan çıktı yani. Şimdi 8 milyar doların üstünde. Yani trilyonun özür diliyorum üstünde. Dolayısıyla yani 8 kata falan çıkmış bir rakamdan bahsediyoruz. Zaten büyük bir bilançodan. Bu sadece Fed için, diğerlerinde de durum böyle oldu. Dolayısıyla dünyada korkunç bir likitte bolluğu oldu. O işte o likitte bolluğundan bir kısmı Türkiye'ye de geldiği için başka ülkelerdeki gibi AKP bunu e, har vurup harman Bir dönem ekonomide bahar yaşanmıştı. Tabii. Ama e, şimdi bir dönemden beri Türkiye'ye katiyen para gelmiyor ve sürekli para çıkıyor. Yani sa sadece bu yıl bile... 12 milyar doların üstünde portföy yönetim bir para portföy parası var. çıktı yani gelen para da yatırım yapmak için evet. üretim yapmak için fabrika kurmak için gelmiyor. Yani çoğunluğu gelmiyor evet. evet. Ee, şimdi böyle bir durum var. Ee, eğer bu arkadaşlar yani Fed, e, Avrupa Merkez Bankası ve diğer belki şey e, Çin'le Japonya'yı hariç tutmak lazım Hı -hı. o merkez bankaları. Ama onun dışında hepsi bilen çok gidecekler. Hı -hı. Hepsi faiz arttıracaklar ve artırıyorlar zaten. Bunun sonucu gelişmekte olan ülkelerden para çıkışının devam, devam ediyor oluşu. Ha Türkiye bundan en az etkilenecektir çünkü çıkacak fazla bir para kalmadı zaten. Şu anda giren bir miktar para var, İşte borsada görüyorsunuz biraz döviz piyasasına falan. O paralar çıkacak yeniden. Zaten o bir operasyon olarak geliyor. Onlara çok yüksek bazı şeyler verilecek, kazançlar verecek. Türkiye'yi soyup çıkacaklar yani Ol olan o hükümet bunu biliyor. Bunu zaten kendisine yakın ee, mesela borsada bazı isimler var. Ee, onların kim olduğunu bütün piyasa biliyor. Yani onlar üzerinden manipülasyon yapılıyor, iddiaları her yerde yazılıyor, çiziliyor yani. İşte onun sayesinde ne yapıldığını görüyorsunuz. Bu bir şey gibi. Hani Amerika'da e, borsa yükseldiği zaman hükümetin e, oy oranı falan da artar. Herhalde bir şekilde e, Türkiye'yi yönetenlere e, o işte bu, bu danışmanları mı diyelim artık kim diyelim? onlar dediler ki ya bu iş Amerika'daki gibi olur. Siz de borsayı yukarıya çıkın bakın oylarınız artar falan. Sayın Nebati de herhalde ona ikna olmuş ki bakın borsamızda da Halbuki Amerika'da birçok insanın elinde istesene de var. Türkiye'de kaç kişinin elinde hisse de var. Ekonomide her şey yolunda <laughs> belki hissi uyandırmak da istenmiş olabilir. Şimdi efendim gerçekten böyle mi? Elbette değil. Özellikle konut fiyatlarını konuşalım biraz son zamanlarda. Valla konut fiyatlarından önce bir evet. şeye çok kısa değinmek istiyorum. Oraya Buyurun. gelelim çok önemli ama. Bakın işsizlik rakamında, evet. TÜİK'in enflasyon <laughs> rakamına benzedi bu olay. Yani iş kura bakıyorsunuz 500 binden fazla son bir yılda işsiz sayısında artış var. <laughs> TÜİK'e bakıyorsunuz Temmuz ayında geçen aya göre 150 bin dolayın pardon yani şöyle söyleyeyim 10.4'ten 10.1'e inmiş vaziyette. İşsizlik. Evet. Peki nasıl olmuş? Demek ki istihdam artmış değil mi? Hayır istihdam, i̇stihdam rakamına almış, bakıyorsunuz. Evet. 150 bin de istihdam azalmış. yani <laughs> Çalışan ben çalışan onu insan da, azalmış evet, yani. Onu da size bir soru olarak <laughs> soracaktım. Aslında bu da önemli evet. bir başlığımız. E, TÜİK'in rakamlarıyla kurun rakamları birbirini tutmuyor. Evet. Yani şimdi burada üç ihtimal var. Ya işkur e, yanılıyor, ya TÜİK yanılıyor, ya ikisi birden i̇kisi yanılıyor. Yani bilemeyeceğim hangisi <laughs> yanılıyor. Ama e, şu bir gerçek. Bir e, İstihdamın azalıyor olduğu bir ülkede işsizlik azalıyor diye övünmek, insanlarla alay etmek olur. Birincisi bu. Çünkü çalışan insanlar demek ki ya bu rakam yanlıştır ya da çalışan insanlar ümitsizliğe kapılmış ve artık iş aramıyordur. Bu da büyük bir ihtimalle doğru değil. Yani istihdamın bir aydan bir aya azalması, insanları ümitsizliğe kapılıp falan dışarıya çıkartması. Bu arada sözünüzü keserek bir parantez açayım. Arkadaşlarımdan rica edeyim. E, TÜİK işsizlik rakamları azaldı dedi sizin de ifade ettiğiniz gibi. Sokaktaki vatandaş aynı görüşte mi diye biz dün merak Hı. ettik. E, mikrofon uzattık. E, o istedikleriniz onun üstünden da, devam edin. Evet, sokağın sesi böyle, e, vatandaşın iş bulma umudu yok ama TÜİK işsizlik azaldı diyor. E, peki o zaman ben size şunu sorayım efendim, biz e, haberde de sorduk aslında bu soruyu. TÜİK kimin işe aldı da bu rakamlar azaldı? Valla yani şeyhin kerameti kendinden menkul diye bir laf var. Türkiye'nin kerametini e, biz bilemiyoruz. O, yani enflasyonla iyi mücadele ediyor. İşsizlikle mücadeleyi de başlatmış demek ki. E, keşke onun o rakamları düzeltmesiyle ülkede gerçekten her şey de dediği Düzel gibi şeyleri. düzelmiş olsa. Keşke TÜİK enflasyon rakamlarını düşük gösterince e, marketteki etiketler de düşse o zaman hiçbir itirazım olmaz. Şimdi ama e, bakın işsizlikle ilgili birkaç şey e, söylemek isterim. Bunlardan biri işsizlik iki şekilde hesaplanıyor bir geniş bir dar işsizlik. Dar işsizlik rakamı 10.1 gösteriliyor yani düştü denilen rakam bu. Bu düştü denilen rakam senelerdir aşağı yukarı burada ve bu rakamın ne olduğunu söyleyeyim size. İşsizlik tanımı da değişti bu arada daha daraltıldı bu yıllar önce. 2001 krizindeki büyük felaket vardı ya böyle herkesin neredeyse işsiz. Evet. 2000 krizinden sonraki dönemdeki yüksek işsizlik rakamı bu kadardı. Yani şimdi biz normal dediğimiz, aa düştü dediğimiz şey Türkiye'nin gelmiş geçmiş en korkunç işsizlik rakamıdır. Evet. E, i̇kincisi, geniş işsizlik, doğru işsizlik. Düşmüş haliyle tabii, en yani, yüksek zirveye yeni ulaşabilir. Tabii tabii. tabii, tabii. E, i̇kincisi, e, yani 2002'den sonra 2003 Hı. falan gibi %10'du zaten Türkiye'nin i̇şsizlik. E, işsizlik oranı. Hı. Ki o tanım daha farklıydı. Hı. Yani o tanıma göre bu %10 da daha farklı, daha Hı. yüksek aslında şimdiki. E, hesaplama tanımı değişti çünkü. E, i̇kincisi geniş işsizlik. Geniş işsizlik Türkiye'de son birkaç yıldır e, 22-24 bantı arasında falan dolaşıyor. Bu şu demek yani neredeyse her dört kişiden biri işsiz. Yani bu ülkede. Gerçek durum bu. Özellikle gençler yani, arasında işsizlik. Yani gençler arasına girersek durum daha fena. Hele e, bölgesel işsizliklere bakalım. Yani Doğu ve Güneydoğu'da yani gençlerin yarısı neredeyse işsiz. Bunun getirdiği bir sürü problem var. Bakın bir e, Türkiye'nin gerçek anlamda bir büyüme sağlamasını engelliyor. O zaman ne oluyor? Kağıt üstünde uyduruk büyümeler yapıyorsunuz. Yani hı hı. biz büyüdük diyorsunuz, O büyüdük rakamlarını burada bir belki başka bir programda hı hı. herkes diyor ki biz büyüdük ama hiç hissetmedim. E, şimdi birincisi bazı e, ekonomist dostlar haklı olarak diyorlar ki ya bu büyüme zenginlere yönelik bir büyüme. E, ama başka bir şey daha var. O büyüme gerçekte de değil aslında çoğunlukla. Yani. çünkü enflasyon TÜİK tarafından yanlış hesaplandığı için eee gayri safi yurt içi hasılayı hesaplarken bir deflatör kullanılır. Deflatör e, işte bir rakama bir e, nominal rakamları yani Hı. cari rakamları e, ne yaparsınız enflasyonu ortadan kaldırmak için belli bir rakama bölersiniz, reel rakam bulursunuz değil mi? Yani ee, mesela geçen seneden bu sene ye atıyorum e, ürettiği ülkenin malları yüzde yüz mi artmış mesela değil mi e, Hı. şey olarak toplam olarak ama tabii ülke yüzde yüz büyümedi niye enflasyondan dolayı enflasyonu azaltmak için bir enflasyon rakamına bölersiniz Ona deflatör denir şimdi o deflatör aşağı yukarı tüeğin e, tüfesine denk geliyor değil mi e, peki tüfe yanlışsa e, o zaman ne olacak, o, o ne olacak? eğer tüfe mesela ee, en agın dediği gibi ise o zaman ortada büyüme zaten yok. Peki geçelim efendim bu konut meselesine. Mes konut diyorum çünkü bugün aslında önemli bir proje açıklanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Ee, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi. Şimdi bir yandan da artan konut maliyetleri var. O maliyetler son zamanlarda iyice artmış durumda. Bununla ilgili de hazırladığımız bir rakam bir haberimiz var. İnşaat maliyetleri geçen yıldan bu yana nasıl artmış? Haberimizden izleyelim. Onun üzerine bu projeyi konuşalım dilerseniz. <laughs> Türkiye İstatistik Kurumu verileri inşaat sektöründe yaşanan krizi gözler önüne serdi. Verilere göre inşaat maliyetleri Temmuz ayında %6,46 geçen yılın aynı dönemine göre ise %14,74 arttı. TÜİK'in açıkladığı verilerde bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,29, işçilik endeksi ise %27,57 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksinde de diğer kalemlerde olduğu gibi artış gözlendi. Bir bina yapmanın maliyeti bir önceki yılın Temmuz ayına oranla %110.56 oldu. Evet izledik maliyetler evet. böyle konut fiyatlarındaki durumu zaten biz biliyoruz. Bu e, proje konusunda ne dersiniz? Bizi ilgilendiren kısmı ben aslında şunu sormak istiyorum. Bizi izleyen izleyicilerimiz şunu merak ediyor. Dar gelirliye, asgari ücretliye bir ev sahibi olma imkanı Sağlar mı bu proje yakın zamanda? E bir kısmına sağlar tabii. Yani e, zaten adeta bir piyango gibi e, işte seçime kadar e, bu vesileyle oy kazanma imkanlarından biri olarak e, ülkenin ya da hükümetin en çok güvendiği şey bu. E, ta bu eskiden beri malum iki anahtar meselesi. Evet. <laughs> bu iki anahtarın içinde de en önemli anahtar konut meselesi tabii. Aynı zamanda sizde de e, haberinizde gösterdiniz, gayri safi yurt içi hasar rakamlarında da gözüküyor. İnşaat sektöründe bir e, durgunluk ve e, gerileme belirtileri kendini net şekilde gösteriyor. Sadece maliyetlerin artışından değil, e, başka kanallardan da gözüküyor bu. E, i̇ki şeyi birden çözecek. Birincisi, e, hani <laughs> nasıl derler, eskinin bir lafı vardır, teşvihde hata olmaz. E, ayının 40 tane meseli varmış. 'da ahlat, yabani armut üstüne. <laughs> bizim e, hükümetlerimizin de bir 40 tane büyüme metodu var. da inşaat sektörü, i̇nşaat sektörü üzerine. üzerine. <laughs> bu iş biraz ona benziyor. Yani öyle bir şey yapalım ki hem millete piyango gibi arsa konut dağıtma e, şeyi yapalım. E, hem de bu vesileyle bu bizim inşaatçıları bir kere daha kurtaralım. E, bu e, hani bir taşla iki kuş. Ee, bunu bu da tabii iç kredilerle yürütülecek. Yani demin söylediğim, yani şimdi bunlar bedavaya olmayacak bu işler. Ne olacak? Devlet kendi bütçesinden e, kredi ayıracak bunlara. Bu da demin söylediğim başka sorunları çıkaracaktır. Yani cari açık ve benzeri enflasyon ve bunların tamamını arttıracak. Ha e, iyi mi? Evet, Türkiye'de sosyal konutların e, teşvik edilmesi bence iyi. Yani bunu Seçim kazanmak için seçimden seçimle akla geliyor hükümet açısından ama e, olsun işte demokrasinin bir faydası da bu. <laughs> <laughs> o vesileyle, o zorla, bu zorla yapsınlar bunu. Tabii projenin yani, detaylarını açıklandığında tabii. göreceğiz ama göreceğiz şimdi tabii. düşündük, taşındık, hesap yaptık içeride arkadaşlarımızla birlikte bir asgari ücretle, bir dar gelirli nasıl bu hayat koşullarında, bu yüksek enflasyon oranlarında ve bu kredileri öder, borçları öder, üstüne nasıl geçinir, çocuklarını nasıl okutur diye biz işin içinden çıkamadık efendim. Şimdi o tabii ki işin ikinci tarafa. Yani e, siz ne kadar bu maliyetlerle ucuz konut yapmaya ve bunu ne kadar... E, bütçeden yani sübvanse ettiğiniz kredilerle bir kısmını devletin ödemesini sağlarsanız yani sağlayın. Neticede dar gelirliler açısından bunlar gene de yüksek rakamlar olacak. Çünkü enflasyon, yine bunu sık sık söylüyorum, enflasyon, yani kızıyorlar bazen ama enflasyon hırsızlıktır zaten. Ve öyle kazayen enflasyon olmaz. Kasıtlı yapılır enflasyon. Ay Allah ya biz işte ekonomiyi yönetirken yanlışlıkla enflasyon oldu. Böyle bir şey yok. Bilinerek yapılıyor. Niye yapılıyor peki? Tek amacı şu. Yani ülkedeki e, yoksul kesimden enflasyon vergisi yoluyla yüksek e, şey kesime, e, zengin kesime ve tabii devletin kendisine pay ayırmak. Yani bu bir soygun aslında. E, bu da dediğim gibi bilerek yapılıyor. E şimdi bunun kendisi... Şöyle savunulacağım. enflasyon var ama e, hayat pahalılığı olmayacak çünkü biz herkese yüksek e, zamlar yapacağız. Yüksek maaşlar Yani verecek. yüksek, siz zaten onu yapma niyetiniz olsa enflasyon yapmazsınız. Enflasyon zaten milletin maaşını indirmenin dolaylı yolu. Bilerek yaptığınız yol. Evet. Nitekim e, durum da öyle. Herkes kendi cebine baksın, geçen seneki durumla kıyaslasın, bunu görecek. Köylüsü, evet. şehirlisi, herkes. Sayın Akman, son birkaç dakikamız. Tabii. Siz daha önce yine söylemiştiniz orta vadeli programda para seçilmesi olacak. E, o programa hı hı. göre demiştiniz. Kredi garanti onu fonunun... muhtemelen o da geliyor evet. Evet. O biraz açalım mı? E, şimdi bu e, bir, 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 bir ciddi problem çıkacak. var. E, şimdi faizleri indirirseniz siz, e, hele enflasyonun altına indirirseniz bedava para veriyorum demektir bu. O zaman herkes o paranın peşine düşer ve e, o zaman ne olur? Hükümete yakın kesimler, güçlü kesimler, yüksek büyük holdingler falan almaya başlar. Ee, en çok ihtiyacı olanlar hiç alamaz bu sefer. O zaman ne yaparsınız siz? Ee, bakarsınız ki bunun e, siyasi sonuçları çok şey. İşte şuna kredi vermeyin, buna kredi vermeyin, kredileri bunlara verin diye selektif kredi dedikleri şey bu. Fakat selektif kredi yapmak için ülkenin e, sistemi uygun değil. Dolayısıyla keyfi bir takım yöntemler yapılıyor ama işlemiyor. Ee, burada da problem... Bankalar da artık bu şartlar altında kredi vermek istemiyorlar. İstenir, evet. Çünkü anormal rakamlarla devlet tahvili almaya zorluyorlar kredide. En son çıkarılan şeyler o. Niye? Çünkü devlet artık borçlanamaz hale geldi, yüksek borçluluğun içinde ve kendisine zorla para verilmesini istiyor. Hı hı. Tahvil şeyi o, zor zorunlu tahvil tutma, zorunlu tahvil alma, kredide öyle yapma meselesi bu. Şimdi bu böyle yaptığınız zaman, e, demin dediğim gibi e, bir şekilde devletin bazı insanlara, e, mesela kobilere orta e, büyüklükteki firmalara ekonominin durmaması için yeni kredi vermesi lazım. Bu yöntemler işlemediğine göre orada da geçmişte yapıldı. E, devlet o krediye kefil oluyor aslında. E, yani siz ödemezse ben öderim. Evet. diyor. Onun e, büyük bir ihtimalle daha büyük çapta e, yeniden uygulanması başlayacak. Dediğim gibi yani bunların hepsi e, sağlam kaynaklar olmadığı için, devletin karşılıksız para basmasıyla sonuçlanan şeyler olduğu için hepsi sahte operasyonlar bu anlamda. E, bunun sonucu cari açıkta şunu da bunu da görüyor. Bunun sonucu… Rakamlara e, yansıyor. Dövizin patlamasıdır ben size söyleyeyim yani. Abi, bütün şey şu, bunu işte 6 ay sonra olsun… Derdindeler yani 6 ay e, şey yapalım 6 ay sonra Şimdi yani. yaparken bunu biliyorlar öyle olacağını evet. zaten yani. Biraz sanıyorum bu son zamanlarda borsadaki bu hareketin özellikle değil mi banka hisselerinde biraz da insanları borsaya yönlendirmek için yapılan bir operasyon olduğu yönünde de yorumlar yapılıyor. Şimdi bir, bir bir tanesi şu enflasyon. Dövizdeki bu artışı tabii, belki tabii. birkaç günde olsa ötelemek ya bir bir süreliğine ötelemek. Tabii bir faydası olur tabii. Tabii. olur tabii. Paranın bir kısmı dövize değil de borsaya giderse, eh dövizi durduracak kadar büyük bir şey değildir borsa hacmi Türkiye'de. O bakımdan yeterli değil ama bir faydası olur. Ee, ama dediğim gibi orada çok büyük manipülasyonlar var yani onu söyleyeyim. Evet. Ee, ama çok dikkatli olsun e, seyircilerimiz yani borsaya girmeyi düşünen e, ve muhakkak profesyonel düzgün yerlerle çalışsınlar. İlla ki çalışacaklarsa. Hı hı. Son olarak şunu soracağım. E, para saçılması dedik, e, kredilerin artması dedik. E, kredilerin geri ödeneme, e, ödenememe gelecekte riski de, de, de beraberinde getiriyor. Tüm bunlar işte sokaktaki vatandaşın halkın bütçesine nasıl yansıyacak yakın gelecekte? Vallahi e, kredilerin geri öde devlet kredilerini geri öder ama nasıl öder? Yani dış borçlar haricinde iç borçlar <laughs> olan kredilere devlet öder. Para basar <laughs> öder. E bu da aslında ödemek değildir tabi Yani Bu da bir enflasyon sarmalıdır. Tabii tabii. Değil? Yani gerçek parayla ödememiş olur. Bir nevi tırnak içinde konu konuşalım Bir nevi sahte parayla ödemiş olur. onun için öder. Bu şekilde kredi alanların bir kısmı <laughs> Maalesef zaman içinde ekonomide büyük küçülme olacağı için e, hele seçim sonrasında eğer bu e, durum böyle devam ederse e, on, ondan sonra gelecek olan hadisede bu kredilerin ödenmesi çok çok zor olacak. Yani alanlar buna evet. çok dikkatli e, bakarak almalılar. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz programımıza katıldınız.